Bay Petrocelli ile Bayan McNeil geldiği zaman çok fazla korkumuz yok. Çünkü biz daha bunu halledemedik. Vergi konuları ve SSK konularında biraz ilerlemeler en azından sağlandı çünkü avukatların çoğu yollarda kalp krizi geçirdiği zaman gidecekler hastaneleri yoktu. En azından Sayın Başkan döneminde hastalık primleri sayesinde SSK hastanelerine kabul ediyoruz. Merhum Ali İhsan Yalçın belli bir kesimin tanıdığı bir avukattır. Genç arkadaşlar çoğu bilmez. Bu insan kanser olduğunda bütün servetini vermek suretiyle kanserle mücadele etti. Ve bugün şunu iyi bilin. Kapıda herhangi biri, hiçbir vasfı olmayan biri yeşil kartlı olarak herhangi bir yere girebilir. Ama sizler avukatsınız. Sizlerin kabul edecek paranız yoksa bir yer yok. Bugün sevgili devletimiz fakir fukaraya zorunlu müdafi veriyor ama avukatı için durumu iyi olmayan bir avukat için zorunlu doktor tayin etmiyor. Evet. Bunun içindir ki halkın gözünde doktorluk daha kutsal bir meslek. Avukatsa yalan söylemek için diploma almaya ihtiyaç duyan bir meslek haline aldı. Doğrudur bazı arkadaşlar dediği hukuk fakültesinde Rudolf von Gerling'den, Gelinek'ten, Hugo Grotius'ten birçok kişiden Eflatun'dan Aristo'ya kadar birçok görüşü bizler dinledik. Benim hocalarımın hepsi kitap sahibidir. Övmek gibi olmasın. Hepsi kitap yazmış insanlardır. Ve bizi teori olarak gerçekten anlaşılır. Ama Sayın Meslektaşım Vedat Türkmen dediği gibi ve bir arkadaşım daha dediği gibi hukuk fakültesini bitiren bir insan basit bir icra talebi açamaz. Basit bir davanın dilekçesini daha yazmaktan acizdir. Teorinin çok fazla olması hukuk fakültelerinin işidir, işleyişidir. Yıllar önce baroya kayıt olduğunda ne kadar çok avukat olduğu demişti. Baronun o dönemdeki yönetimde yer alan bir şahıs. Kısa zaman içerisinde sayımız 4000 olacak demiştim. Ben bunu dediğimde yıl 1995'ti. 4000'lere ulaştık. Ben 2010 diye düşünmüştüm. 2006-2007'de buna ulaştık. Şimdi diyorum ki birkaç yıl içerisinde sayımız 10.000 olacak. Kimseyi suçlamak istemiyorum ama eğer vasıf ve kalite bu şekilde olursa ki bu toplumda 65.000 yer başladı. Akın başladı 2-3 yerden. Hepiniz göreceksiniz ki yarın mesleğe basacak stajyerler, avukat hanım, avukat bey, bu iş böyle olmuyormuş, böyle oluyormuş diye değişik insanlara rastlayacaksınız. Acı konulardan bahsettiğim için biraz güldürmek istiyorum. Bir ceza davasında nöbetçi savcıya gittik. Yanımda iri yarı bir vatandaş, 40 tane başbakan pehlivanları gibi cüsseli bir insan. Müvekkilime kızıyor, avukata gerek yok ya burada diyor. Zaten diyor savcı serbest bırakır. Dayıcığım sen ne iş yapıyorsun diye sordu. Ben döner ustasıyım. Tabii dedim yani sen bileceksin, ben bilecek halim yok. Nöbetçi suç ceza mahkemesine sevk edildi vatandaş. Bu sefer bizim döner ustası işin bir olacak dedi. Onu da sen söyle dedim. Sevk edildi. Sen nasıl olsa biliyorsun. Sustu. Sonra bunun bir meslektaşım geldi yanıma. Belki Erman Bey, belki başka biri. Yani benim takıldığım, şakalaştığım arkadaşlardan biri. Ben avukatlığı bırakıyorum. Ne yapacaksın? Kale kapısına bir dükkan açacağım. Büyük bir tavuk döner ya da et döner tezgahı yapacağım. 25 gram et koysam içine 600 ekmekten dedi. Avukatlıkta bir ayda, bir yılda kazandığım parayı ben birkaç günde toparladım. Bizim döner ustası döndü. Da bir durum o büyük blokta 130 yarım 260 çeyre ekmek yapabilirsin dedi. Sen nereden biliyorsun? Ya ben hesapladım bu işi yapıyorum. Be kardeşim ben de yıllarca okudum. Bırak da adam tutuklanacak mı? Sevk mi edilecek? Sevk mi edilmeyecek? Bunu da ben bileyim. Ama bunu bu saygınlığı bu duruma getiren belki başta siyasi iktidardır.
Çünkü yakında Serik'te, Manavgat'ta, Alanya'da, Akseki'de, İbradı'da, Burdur, Bucak'ta, Isparta, Selirkent'te belki hukuk fakültelerimiz olacak. Belki ondan sonra sıra köylere gelecek. Çünkü popülist politikanın sonu hiçbir zaman yoktur. Bir dönem bir yasa tasarısını her şirketin ve her kişinin avukatı olması gerektiğiyle ilgili bir yasa tasarısını engelleyen bizim bir meslektaşımız. Çiçek sulamasıyla meşhur bir milletvekilimizdi. Hayır, bu vatandaşı koruyucu bir şey değil diye. Bugün batıdan bahsediyoruz ama doğulu toplumların bütün unsurlarını sergiliyoruz. İki yüzlü davranıyoruz. Meslek olarak eskiden avukatlık mesleğindeki saygınlıkla şimdikini sadece biraz karşılaştırın ve halkın içerisinde konuştuğunuz zaman bu konuda artık avukata gerek yoktur inancı oluşmaya başladı. Ve öyle bir duruma gelecek ki insanlar doktorsuz yapamayacağını anlıyor ama bu işi avukatsız da ben kıvırırım diyeceği zamanlar ne olacağını düşünmek bile istemiyorum. Devletimiz Osmanlı'dan kalma bir alışkanlıkla yüzeysel şeylere önem veriyor. UYAP programı getirdi. UYAP'tan sonra acaba sağlıklı icra yapan kaç meslektaşımız var? Çünkü ben ne zaman gitsem bu UYAP denilen şey Samuel Beckett'in eseri gibi Godot'u beklerken der gibi biz artık UYAP'ı bekliyoruz günlerce, saatlerce. Altyapısı olmadan yapılmış bir kurumda neredeyse biz daktilo dönemini özler hale geldik. Orada bir cezaevi var uzakta. O bizim cezaevimiz. L tipi cezaevinde avukat müvekkiller yan yana. Ve buradan uyarıyorum. Bir gün bir mahkum avukatı boğazlayacak. Gardiyan gelene kadar orada belki bir cinayet işlenecek. Çünkü arada hiçbir perde, hiçbir şey yok. Ölüm dışında başka şeyler de olabilir. Onun için mesleğin geleceği konusunda çok iyimser olmadığımı itiraf ediyorum ve bunun suçu maalesef ne Antalya Barosu'nda, ne Marisa Barosu'nda, ne Ankara Barosu'nda. Büyük bir gemideyiz. Gemi gidiyor ama buzdağına çarptı. Ama o kadar büyük bir gemi ki daha hal havada askıda. Ambarlara su doluyor ve bizler yemek salonunda orkestrayı dinlemeye devam ediyoruz. Ama gemi su alıyor. Çünkü o buzdağına çarptı. Saygılarımla. Evet, teşekkür ederiz arkadaşımıza. Daha önce oradan bir bayan arkadaşımız el kaldırmıştı galiba. Buyurun. Herkese merhaba. Antalya Barosu Staj Avukatlarından aynı zamanda stajyer temsilcisi Ezgi Hepgülerler. Sabahtan beri birçok avukat meslektaşımızı dinliyoruz, birçok büyüğümüzü dinliyoruz. Herkes biraz olması gerekeni anlatırken olanları es geçtiklerini fark ediyorum. Ben şu anda bulunduğum konum itibariyle hukuk fakültesinden mezun olmuş ve stajını devam eden bir avukatın dertlerini anlatacağım size ve bununla ilgili çözüm önerilerini sunacağım. İlk olarak hukuk fakültesinden mezun oluyoruz ve kendi mesleğimizi kendi bireysel özelliklerimize göre seçemiyoruz. Önümüzde genellikle iki yol oluyor. Ya avukatlık yapabiliyoruz ya da hakim ve savcılığa yönelebiliyoruz. Ve avukatlık mesleğini karşımıza geldiği zaman bunu değerlendirirken avukatlık mesleğinin hiçbir şekilde, bunu kim ne derse desin, avukatlar arasında bile saygınlığını kaybettiğini görüyoruz. Ve düşünüyoruz şimdi bir tarafta hakimlik ve savcılık var ve bir tarafta da avukatlık var. Hakimlik ve savcılık mesleğine baktığımız zaman hem ücret konusunda hem sosyal güvenlik konusunda hem toplumdaki itibar konusunda birçok yönden avukatlığa göre tercih edilebilir bir meslek olduğunu görüyoruz. Avukatlığa döndüğümüz zamansa ileride yani meslekte bir 5-10 sene geçtikten sonra çünkü bunu herkes bu şekilde söylüyor. Şu anda sorduğunuz avukatlar da bunu bu şekilde ifade ediyorlar. Para kazanacağınız ama saygınlık görmeyeceğiniz bir meslek olarak maalesef bununla karşılaşıyoruz.
İlk olarak staj döneminde gerek kalemler olsun, gerek icra daireleri olsun, gerek hakimler ve savcılar olsun hiçbir şekilde saygınlığımız yok. Ben karşılaştığım da bir olayı size söylemek istiyorum. Stajımın, herkesin bildiği gibi stajımız savcılık aşamasında başlıyor ve ben savcının yanına gittiğim zaman şöyle bir cevap alıyorum. Siz avukat stajyeri olduğunuz için gelmenize gerek yok ama hakim stajyeri olsaydınız sizinle ilgilenirdik. İlk aldığım cevap bu. Bundan sonra stajım devam ediyor ve kesinlikle adli stajın hiçbir şekilde faydasının olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca 6 aylık boş bir zaman dilimi geçirdiğimizi de düşünüyorum. Devam ederken başka bir kalemde ya da başka bir icra dairesinde şöyle bir cevapla karşılaşıyorum. Eğer kalemde çalışmazsan sana imza attırmam. Daha bunu geçen hafta içi yaşadım. Bu şekilde tehditle karşılaşıyorum. Bunun haricinde adli staj dönemi ilgili olarak söyleyebileceğimiz daha sonra avukat yanına geçiyoruz. Ve avukat yanında geçirdiğim sürede yine 6 ay. Bu dönemde de naylon staj diye bir kavram öğrendim. Naylon staj. Staj döneminin hem ilk 6 ayı hem ikinci 6 ayı evde oturularak tamamlanabiliyor. Bunu öğrendim ve böyle bir kavram var. Avukat yanı döneme baktığımız zaman da burada da avukatlarımızın yeteri kadar stajyerleriyle ilgilenmediklerini görüyorum. Çünkü dilekçe yazmadan, stajı bitmiş, hatta hiç avukatlık bürosuna dahi gitmeden stajı bitmiş arkadaşlarım var. Ve bunlar çok değil bir sene sonra avukat olarak mesleğe başlıyorlar. Bunun haricinde sosyal güvenlik ve kredi konusunda çok affedersiniz ama biraz ağzımın payını aldım. Çünkü ben de staj kredisinden yararlanıyorum ve 2 ayda bir 500 lira alıyorum. Bunun 4 seneden beri arttırılamadığını söylediler ve bunun sonucu olarak, bu nedeni olarak da staj kredilerinin geri ödenmediğini ifade ettiler. Ve icra takibinin avukatların onurunu kırıcı bir davranış olduğunu ve bu yüzden de yapılmadığını söylediler. O zaman şöyle bir şey soruyorum ki, bunu geri ödemeyerek kendilerini düşüren avukatlara neden icra takibi yapılmasın ve eğer ki bunlar yapılmıyorsa bunun vebalini sadece yeni başlayan ve mesleğe yeni adım atan biri olarak neden ben çekeyim? Bu kesinlikle önemli bir konu çünkü biz mutsuzuz. Geçen gün staj dersinden önce arkadaşıma sordum. Bugün kendimi çok mutsuz hissediyorum dedim. O da ben de çok mutsuz hissediyorum dedi. Sonra etrafımızda birkaç arkadaşımıza sorduk. Herkes mutsuz. Gerçekten mutsuzuz. Ve para konusunun haricinde bir de sosyal güvenliğimizin olmadığını da herkes biliyor. Ben okul dönemimde hem okudum hem çalıştım hafta sonları ve hafta sonu çalıştığım zaman da sigortalıydım. Ama gördüğünüz gibi staja başladıktan sonra herhangi bir sosyal güvencem maalesef yok. Bir de sınavla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Avukatlık stajı evet kaldırıldı. Bence yapılması gerekir ya da yapılmaması gerekirden önce biraz niteliğine bakmamız gerekiyor sınavın. Çünkü bizim ülkemizde şöyle bir şey var. Eğer bir sınav yapıyorsanız bundan önce kurs açıyorsunuz. Şu anda hakimlikte de olduğu gibi. Bundan önce bir kurs açıyorsunuz. İnsanlar bu kursa devam ediyorlar ve bu kurstan sonra öyle ya da böyle bu sınavı geçiyorlar. Bunda da yine bu şekilde olacağını düşünüyorum. Sınavla ilgili. Bu yüzden de bu sınavın staj bittikten sonra yapılabilmesi şu anda daha sağlıklı olarak görüyorum. Stajımız bittikten sonra yani kendimin de şu anda bir büro açma imkanım yok ve birçok arkadaşım da olmayacağını biliyorum. Bir başka avukatın yanında çalışmaya başladığımız zaman yani şöyle bir olaydan da yola çıkayım. Daha geçen gün karşılaştığımız için söylüyorum. Bir müvekkil geldi. Oturdu ve dilekçede ismi yazan avukatı görmek istiyorum dedi. Diğer avukat arkadaşımız kendini anlatmaya çalıştı. Ben de avukatım, benim de imza yetkim var. Ben de size yardımcı olabilirim. Beklemenize gerek yok, şöyle gerek yok, böyle gerek yok. Ama müvekkil sabahtan akşama kadar oturdu ve dilekçede ismi yazan avukatı bekledi. Bunların da biraz onur kırıcı olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bu kadar. Biz de arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Evet, başka söz almak isteyen arkadaşımız, o daha önce söz vermiş.
Baro Başkanımız siz, Antalya Baro Başkanımız. Buyurun. İkinci kez başkanlar söz alabiliyor ama gençlere söz vermiyorlar. Çünkü başkan olmak gerekiyor demek ki ikinci kez söz alabilmek için. Gerçekten keyifli bir çalışma yaptık. Ben bunun için açılış konuşmasını belirttiğim gibi divandaki arkadaşlarımıza, Türkiye Barolar Birliği'ne ve bu donanımı bize sağlayan mutfakta çalışan Türkiye Barolar Birliği'nden şu anda da konuğumuz olan arkadaşlara, Antalya Barosu adına teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok önemli şeyler söylendi. Belki satır aralarında geçti bir bölümü ama sanıyorum bunun da kitapçığı çıktığında o satır aralarını okurken ne denli önemli şeylerin burada söylendiğini göreceğiz. Ben de Soner Bey sınıf arkadaşıyım. Onun gibi 30 yılı geçmiş bir avukatım maalesef. Sorunlarımızı 30 yılda geçse, 40 yılda geçse çözme olanağı yok. Neden çözme olanağı yok? Eğer böyle bir toplantı düzenleniyor ve böyle bir toplantıyla ilgili meslektaşlarımıza biz 3 kez SMS atmak zorunda kalıyorsak ve çektiğimiz SMS'in en sonunda bugün burada program yapacak sanatçının adını da yazma gereğini duyuyorsak bizim temel sorunlarımızı çözme olanağı yok diye düşünüyorum. Biraz önce konuşan stajyer arkadaşımız benim stajyerim. 6 ay stajını bitirmedi. O ofiste özellikle başka arkadaşlarla ilgili yönetimden biri bana yaptı. Onun için söyleme gereği duyuyorum. Ve kendileriyle bugün Sayın Genel Sekreterimizle de arada paylaştım. Onur duyduğum stajyerler, düşünün ki siz bugün konuşmalar arasında geçti. Meslektaşımız dedi ki işte bize Türk Ticaret Kanunu tasarısıyla ilgili geldiğinde 2 gün vardı dediler. Oysa ki hemen o Sarı Ezgi'nin yanında oturan Kara Ezgi diyoruz biz iki Ezgi olunca. Ezgi kapandı ve çok kısa bir hafta sürdü sanıyorum değil mi? Bir haftalık bir süreçte yasanın, taslağın tamamını mükemmel bir biçimde bir kitapçık halinde neredeyse irdeledi ve getirdi önüme. Gene Sayın Genel Sekreterle paylaştık. Acaba icralar nasıl düzelebilir anlamında paylaşıldı. Biraz önce konuşan arkadaşımız icraların yeni bir yapılanmayla Türkiye'de düzelebileceğini, bunun işte söylenen özelleştirme biçimde olabilir mi olamaz mı ya da bunun bir noter modeliyle çözülmesi olası mı değil mi, bunun teknik yapısını da belirleyerek gene ciddi bir tez çalışması gibi çalıştı getirdiler. Yani şunu söylemek istiyorum, siz bir şeyi isterseniz ve bir şeye katkı vermek isterseniz onu stajda da yaparsınız, bir başka yerde de yaparsınız. Ama dönüp baktığımızda Sayın Manisa Başkanımız söylediler, hangimizin kaç gazete okuduğunu sormayacağım. Çünkü biliyorum ki avukatların kesin bir yarısı bir günlük gazeteyi okumuyor. Gene biliyorum ki 1/4'ü mesleki yayınları ancak takip edebiliyor. Gene biliyorum ki hemen her ofiste bilgisayar bulunmasına karşın bilgisayarda gezinirken benim Antalya Baro'umda acaba ne var diye sayfasına bakma gereğini büyük bir bölümü görmüyor. Ya da Türkiye Barolar Birliği hangi konuda ne yapıyor, ne çalışmalar yapmış, güncel ne oluyor diye başka sitelerde gezinme yerine 10 dakikasını, 15 dakikasını bunun için ayırmıyor. Bunları nereden çıkarıyorum? Biraz önceki sağlık sorunuyla ilgili Baro'nun, Türkiye Barolar Birliği'nin yaptığı çalışmalarla ilgili birçoğumuzun bilgisiz olduğunu gördüm. Ve dışarı çıktığımda birçok meslektaşımızın orada sadece konuştuklarını, dönüp kendilerine arkadaşlar içeride saymanımız çok ciddi, bizim de
bilmediğimiz konularda açıklama yapıyor demiş olmama karşın hiç kıpırdanmaksızın orada oturmalarını sürdürdüklerini gördüm. Eğer siz buraya geliyorsanız ve bu özel mesleğin mensubuysanız gereğini yapmak zorundasınız. Yoksa ayrı büro açamamak ya da para kazanamamaktan laf etmek yahut da hakim, savcı, mübaşir tarafından itilip kalkınmaktan kurtulamazsınız. Çünkü bunun temel kıstası ve temel ölçüsü bir avukat duruşunu sergilemektir. Ben hep stajyer arkadaşlarıma söylerim. Bütün konuşmalarımda ısrarla bütün yemin törenlerinde söylediğim bir şey var. Avukat duruşuyla, kılığıyla, kıyafetiyle, saçıyla, sakalıyla avukat gibi olmalıdır. Şimdi hep arkadaşlar dediler ki bizim dönemimizde kredi de yoktu. Bizim avukatlık yaptığımız dönemlerde kredi de yoktu. Ve gene stajyerlere bir gün anlatırken ben öğle yemeğe gidecek para ve dolmuş parası cebimde yoktu. Gidip anamın yaptığı yemeğe koşarak yer memur evlerinde geri büroma dönüyorum dediğimde bunu abartı olarak gören arkadaşlar benim oğlum da avukat ona herhalde baban attı demişler. Bunlar yaşanarak geliyor. Ve ben sadece 6 tane o kahveci sandalyeleri vardır tahta. Onu bile Antalya'ya geldiğinde borç bularak ancak yan yana koydum. Ama bir şeyi yaptım. O açlığıma rağmen hiçbir zaman odamın masasını, kül tablasını kirli tutmadım. O dönemde sekreter çalıştırma, katip çalıştırma olanağım olmadığı için sabah gelir kravatımı çıkarır, her tarafı siler temizler, ondan sonra elimi yüzümü yeniden düzeltip kravatımı takar ve çalışmaya başlardım. Ama gene şunu yaptım, müvekkile hep randevu verdim. Bundan 30-35 yıl önce Antalya'da randevu düştünüz sizler. Saat hala söyleniyor. Adam diyor ki 2-3 arası gelirim. Kardeşim 2 mi 3 mü? 1 saat var arasında. 2. Orada bir saygı trendini meslek olarak yakalamış oluyorsunuz doğal olarak. Çok biliyorum ki 2.30'da 2'yi çeyrek geçe gelen ağzım kokmasına rağmen açlığımdan müşteriyi kabul etmediğim, müvekkili kabul etmediğimi biliyorum. Hatta dönüp işte boşsun oturuyor, kusura bakmayın dediğimi hatırlıyorum. Ve hiçbir kalemde bugün bir iki meslektaşımla da arada paylaştım. Çok özür dileyerek kendimden yaşadığım şeylerden örnek vererek insanın kendinden bahsetmesi belki çok abes olabilir ama somut bir gerçeği sizinle paylaşmak adına bunu yapmak zorundayım. Şimdi bizim stajyerlerimiz ve birlikte çalıştığımız avukat arkadaşlar zaman zaman gelip şikayet ediyorlar. Şu şöyle oldu böyle oldu. Benim onlara söylediğim şu. Siz avukatsınız, haklarınızı arayacaksınız. Çünkü hak aramayı kendisine meslek edinmiş olan insanların önce kendi bireysel haklarını aramaları gerekir. O kadar inanılmaz bir biçimde telefonlar gelir ki zaman zaman çok affedersiniz, tuvaletlerin kilitli olduğuna kadar ya da lavaboda sabun bulunmadığına kadar meslektaşlarımızın istekleri, dilekleri gelir. Ama bir meslektaşımız kalkıp kendisine karşı yapılan haksız bir eylem nedeniyle oturup temel işi yazmak olan bir avukat iki satır dilekçe yazıp kendi şikayet hakkını kullanmaz. Biz Antalya Barosu olarak bugüne kadar bütün meslektaşlarımızın arkasında durduk. Hiç kimse, hiçbir meslektaşımız diyemez ki biz baro başkanlığı, yönetim kurulu üyelerimizi aradık, ilgilenmediler diyemez. Ama yapılan her şeyi, sizinle paylaşma olanağı yok. Ama bir şeye baktığınızda görürsünüz, gene web sayfamızda yönetim kurulu kararlarını izlediğiniz zaman daha geçen hafta Sayın Genel Sekreterim çok ilginç akşam yemekte çıkardı, web sayfasını gösterdi. Aynı web sayfası ile ilgili çarşamba günü yönetim kurulumuz işlem yapmıştı.
Gene arkadaşlarımızın çok ciddi çalışmalarıyla levhaları nasıl düzenleyebiliriz dendi. Şimdi bunları çok basit görebilirsiniz. Bir levha önemli mi? Müvekkiller, o duruş diyorsunuz ya, avukat duruşu, sizin ayakkabınızın boyasına kadar dikkat eder. Ve gene arkadaşlarımızın bilgisi olmadığını gördüm. Antalya Barosu'nun bizden önceki dönemlerde oluşturulan, hep saygıyla andığım bir biçimde, sosyal güvenliğimize çok ciddi katkı veren fon, Türkiye'de belki Ender Baro'da olan ya da hiçbirinde olmayan, tam bilmiyorum, bugüne kadar hastanede yatan, hastanede tedavi gören ve kendisi yatalak olan meslektaşlarımıza karşı yardımını sürekli bir biçimde sürdürmüştür. Bu meslek içi dayanışmayı beraberinde getirmiştir. Ama bir şeyi özenle sizlerden rica etmek istiyorum. Lütfen birbirinize sahip çıkın. Çünkü gelen her avukat şikayetinin altında bir başka meslektaşımızın kokusunu görürsünüz. Bir başka meslektaşınızın daktilosundan çıktığını görürsünüz. Haklı ya da haksız, meslektaşlarımıza sahip çıkmak zorundayız. Sahip çıkarken yaptığı kusurları örtelim anlamında söylemiyorum. Ama meslektaşlarımızı ve mesleğimizi, özellikle mesleğimizi dışa karşı koruma, güçlendirme ve onurlu bir meslek olan bu mesleği en üst düzeyde tutmanın yolu budur diye düşünüyorum. Aslında şu anda direkt aklıma gelenleri söyledim. Toplantı sürerken ola ki yanıtlanır diye birkaç notum olmuştu. Onları da öylesine, yanıt verme adına değil ama öylesine sizlerle paylaşmak istiyorum. Sayın Kara ilk konuşmacıydı. Hukuk fakültesi bitirildiğinde insan avukattır zaten dedi. Herhalde bu bir dil sürçmesiydi. Ben öyle kabul ediyorum. Çünkü öyle bir şeyin söz konusu olabileceğini hiçbirimiz düşünemeyiz. Şeylerle ilgili, kalemlerle ilgili çıktılar için kağıt götürdüğünü bazı meslektaşlarımın söyledi. Antalya Barosu bütün kalemlerin kağıt ihtiyaçlarını başından beri sağlayan bir barodur. Bu yönde herhangi bir sorun olursa iletmenizi, çünkü genellikle bizim Antalya'dan olduğu için meslektaşlarımız böyle bir arada bulunmayabilir. Söylenip havada kalmasın adına bunu da söyleme gereği duyuyorum. İzmir Barosu'nda yapılan bir uygulamadan öğlen gene tartıştık, söz edildi. Biz Antalya Barosu'nun bu dönem yönetiminin hemen ilk toplantılarında da konuştuk. Neydi kurumun adı? Müşahit Avukatlık. Şimdi Antalya Barosu'nda müşahit avukatlık sistemi kurulsun mu kurulmasın mı? Çünkü biz yönetime geldiğimizde bizimle birlikte aday olan meslektaşlarımızın neler istediğini, neler söylediğini masaya yatırıp onun istediklerini de gerçekleştirelim istedik. Müşahit avukatlık şu, arkadaşlarımızın söylediği, İzmir Barosu'nda uygulanan, bir meslektaşımız adliyede bir haksızlığa uğradığı zaman hemen nöbetçi olan meslektaşımız gelecek, birlikte tutanak tutacaklar. Değil mi? Yani müşahit avukatlık sistemi o. Şimdi Antalya Barosu'nda gene öğlen söyledim kendilerine. Görev yaptığımız süre içerisinde baro başkanı yahut da yönetim kurulu üyesinin, üyesinden birinin, ikisinin adliyede bulunmadığı bir süreç yoktur. Büyük barolarda belki o ulaşım nedeniyle, İstanbul gibi bir baroda eğer 32 yerde adliye varsa orada baro başkanına ya da yönetim kurulu üyesine ulaşmada zorluk olduğu için bu sistem kabul edilebilir. Ama Antalya Barosu'nda bizim görev yaptığımız şu 6 yıllık süre içerisinde 24 saat baro başkanına, baro yönetim kurulu üyelerine aradık, ulaşamadık ya da ulaştık, ilgilenmedik diyen bir tek adam yoktur. Onu da belirtmek istiyorum. Sen de duymadım dedin zaten öğlen. O konuyu da öylece geçmek istiyorum. CMK eğitimi ile ilgili şeyler söylendi. Ben gene CMK diyorum. CMK eğitimi ile ilgili şeyler söylendi. Ve
bu eğitimin gereksiz olduğu söylendi. Şimdi insan haklarından hep söz ederiz biz. İnsan hakları savunuculuğumuzdan söz ederiz. Ama biliyor musunuz ki CMK eğitimi yapılmadan önce Antalya'da 18 yaşından küçük çocukların ifadelerinin karakolda alındığını. Bu böyleydi. Ondan sonra öğrenerek, uygulayarak, hatta bu konuda ciddi bir biçimde Cumhuriyet Savcılığıyla kavga vererek, ilk günden, ilk yapılan eğitimden sonra kavga vererek 18 yaşından küçük çocukların ifadelerin alınmayacağı, CMK'nın oluşumundan 1992'den 2002'ye kadarki 10 yıl süredeki bu yasa dışı uygulamaya, insan haklarına aykırı bir uygulamaya, o eğitim sayesinde bir tek bunu söylemem bile benim açımdan yeterli, son verilmiş oldu. Bazılarını hızlı geçeceğim, bu çıplar toplantının bitmesi gerekiyor herhalde. UYAP'la ilgili sorunlarımız gerçekten var. Son yapılan Türkiye Barolar Birliği ile görüşmelerimizde de onların bakanlıkla yaptığı görüşmelerde bir ay oldu sanıyorum bizim görüştüğümüz. İki ay içerisinde bu ana makinaların ne deniyorsa onun adına server deniyor herhalde. Güçlendirilerek bu sorunun çözüleceği söylendi. Meslek örgütleri dedi başta o arkadaşımız kalemlerle muhatap olmamalıdır. Yok böyle bir şey. Yani siz her şeyi birlikte üreteceğiniz bir birimle muhatap olmamanız diye bir şey söz konusu değil. Onun gene bir meslektaşımız söyledi. Sınırını çok iyi tespit etmek gerekir dedi. Ona aynen katılıyorum. Herkesle, her yerle sınırı gerçekten iyi tespit etmek gerekiyor. Kamu avukatları ile ilgili, kamu avukatları ile ilgili meslektaşımıza da hemen bakıyorlar. Arada da söyledim. Bir kez daha sizinle paylaşmak istiyorum. Kamu avukatlarının biliyorsunuz sırf avukatlarla ve barolarla kendi öz örgütleriyle ilintilerini kesmek için yapılan bir yasa değişikliğiyle kaydolmalar zorunluluğu kaldırılmıştı. Bunda birçok meslektaşımız duyarlılık gösterip barolarla o örgütsel bağlantılarını üyelik biçimde sürdürmüş olmalarına karşın birçok kamu kurumu avukat arkadaşımız, meslektaşımız baromuza kayıtlı değiller. Bütün bunlara karşın kamu avukatlarıyla yapılan ve Zonguldak'ta bir forma dönüştürülen Türkiye formunda gene o kamu kurumu avukatlarının hazırladığı birden fazla bildiriyle Antalya Barosu sunumlarını yapmış. O konuda gene Zonguldak Barosu'nu ve Türkiye Barolar Birliği'nin öncülüğü yaptığı harekette de yerini almıştır. Onun da bilinmesini istiyorum. Ama o meslektaşlarımızın örgütleriyle bağlarını güçlendirmesinin üyelikten geçtiğine bir kez daha belirtmeden geçemeyeceğim. Sınavla ilgili şeyler söylendi. Sınavın kalite getirip getirmediği. Bunlar gerçekten hukuk eğitim ve öğretimi bizim ilk geldiğimiz dönem yaptığımız çok geniş hocaların da katıldığı bir sempozyumla Antalya'da tartışılmıştı. Genç meslektaşlarımıza şunları söylemek istiyorum. Bizim bugüne kadar yaptığımız çalışmaların tümünün CD'leri baroda mevcuttur. Onlardan herkes ücretsiz edinebilir. Onun bilinmesini istiyorum. Çok iyi çalışmaydı. O nedenle bugün belki hukuk öğretimiyle, hukuk fakülteleriyle ilgili söylenen sözler Türkiye Barolar Birliği'nin de yaptığı birçok çalışmada gündeme getirildi. Önümüzdeki günlerde sanıyorum İstanbul Barosu'nun yapacağı bir çalışma, Edirne'de yapılacak olan Mayıs'ta bir çalışma var. Bu çalışmaları izlemenizi diliyorum. Çünkü avukatlık, salt, o bir arkadaşımızın birinin belirttiği gibi sabah çantayı kapıp kalemlere gitmek değil, avukatlık aynı zamanda hukuk yaratmak, aynı zamanda toplumla birlikte olabilme sanatlarından biridir diye düşünüyorum. Sayın Manisa Başkanımız mutlaka çok önemli şeyler söyledi. Biliyoruz yani 1000 seneden beri beraber görev yaptığımız için
Çok önemli şeyler söyledi. Özellikle Levent Kaya arkadaşımız idari yargıyla ilgili hiç mi hiç dışarı atamayacağımız önemli şeyler söyledi. O pastadan payını gerçekten avukatların alması gerekir. Musa arkadaşımız fiziki sorunlarından söz etti adliyenin. Sanıyorum Musa 92-93'te genel sekreter, 2000-2002'de genel sekreterdi. Ve Antalya Barosu'nun, Antalya Adliyesi'nin daha kurulduğunda yetersiz olduğu belliydi. 92-93'te Sayın Seyfi Oktay'ı zamanın başsavcısına götürmüş olmama karşın ve Sayın Seyfi Oktay'ı burada saygıyla anmak istiyorum. Çünkü o dönemdeki yapılan çalışmalar son derece önemli çalışmalardı. Yargıda yaptıkları iyileştirmeler ve çalışmalar. Antalya Cumhuriyet Başsavcısına bugün o futbol alanı olarak yanda kullanılan alanları gelin bu yeri size verelim dediğinde Sayın Başsavcı belki 92-93'te gitseydi bugün bu fiziki zorlukları çekmeyecektik. Çünkü temel sorunumuz fiziki sıkıntılardan kaynaklanıyor. Kurulacak olan adliyeler, icra daireleri için yer gerekiyor öncelikle. Bunu biliyorsunuz önümüzdeki adli yılda şu andaki adliyenin 5 misli büyüklüğünde olacak olan adliye sarayına kavuştuğumuzda fiziki sorunları çözdüğümüz gibi Sayın Adalet Bakanı ile yaptığımız görüşmelerde orada kadro sorununu da çözecekleri sözünü verdiler. Ben belki çok her konuda ayrı ayrı konuşulabilir ama şunu bilmenizi istiyorum. Herkes lütfen bir kez daha tekrar ediyorum birbirine sık olarak sarılsın. Örgütlerimize sık olarak sarılalım. Barolarımıza, barolar birliğimize. Bu birliktelikler hem üretimimizi artıracaktır, hem etkinliğimizi artıracaktır, hem de bizim karşımızda herkesin duruşuna adam gibi şekil verecektir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Evet, Sayın Başkan'a biz de teşekkür ediyoruz. Bu arada tabii zaman ilerledi, çok konuşma yapıldığı için biz kapanış konuşması için bana süre kalmadı. O yüzden çok kısa birkaç şey söylemek istiyorum. Değerli meslektaşlarımız, bu toplantının başında dağıtılan kitapçıklardan görüldüğü gibi 1 ve 2 Ankara ve Adana'da yapılan toplantılar. Bu da üçüncüsü olmakta. Gördüğünüz gibi yine kayda aldık. Bütün bunları yine kitapçık haline getireceğiz. Ama ondan önce gerek Genel Sekreterimiz Sayın Güneş Bey, gerekse Sayın Hanım Soner Beyler notlarını aldılar. Bu masada bulunan divandaki arkadaşlarımız ki Ankara'da 20-25 kişilik bir komisyondur. Genç avukatlar, mesleğe yeni başlayan avukatlar grubu komisyonu. Türkiye çapında bu çalışmaları yürütmekteler. Onlar gerekli notları aldılar. Her toplantıdan sonra bu toplantının özetleri rapor halinde çıkarılarak önümde Barolar Birliği'ne iletilir, ayrıştırılır. Konuşmacı arkadaşların değindiği konular, sorunlar ve çözümler grup grup ayrılarak bunların hangi konuları ilgilendirdiği, neler yapılabileceği konusunda o konuda hiçbir endişeniz olmasın. Bundan sonra da diğer Denizli başta olmak üzere birkaç ilde daha bu bölgesel nitelikte bu toplantılar devam edecek. Daha sonra bu toplantıya katılan arkadaşlarımız Baro'dan bu kitapçık Baro'ya göndereceğiz. Bu kitapçığı oradan edinebilirler. Biz öncelikle Antalya Baro Başkanımıza bu toplantı için teşekkür ediyoruz. Yönetim kurulu üyelerine, siz konuksever Antalyalı meslektaşlarımıza bir cumartesi gününü burada geçirdiğiniz için ve yine uzaklardan gelen baro başkanlarımız Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Isparta, Burdur baro başkanlarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Saat 7-7.30 arası burada salon düzenlenecek. Sanıyorum 7.30'da hazır olmuş olur. 7.30-10.30 arası burada bir yemek, kokteyl ve müzik var. Antalya'nın bir yerel herhalde sanatçısı varmış. Antalya Baro'muz onu şey yaptılar. Ve bu şekilde de bir sosyal ihtiyacı da gidermiş olacağız. Hepinize teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.